Selam gençler şimdi size poison spark occultist kayıtlarımı göstereceğim Bu kayıtları nasıl yaptım hangi itemleri kullandım bunları anlatacağım Buradan yapmadan önce başta biraz size nasıl bu çalışıyor onu anlatayım Arkada da bu siz görün Bu poison spark ne alaka derseniz normalde spark lightning vuran bir skill Poison atmanız için ama ya bütün demeçler poison vurabilir tarzı bir mod almanız lazım Ya da kaosa'ya fiziksel çevirmeniz lazım bu Spark'a. Spark'ın da bir tane alternatif quality'si var Heistten gelen Her quality başına %2 Kaos damage'ı çeviriyor lightning damage'ı. Yani biz 50 quality yaparsak %100 kaos damage'ı çevirmiş oluyoruz. Bunu biz alıyoruz normal 20 quality. Bir de Age of Style diyoruz 30 quality oradan geliyor. Toplam 50 quality olmuş oluyor. Ve bu şekilde biz lightning damage'ı kaos damage'ı çevirmiş oluyoruz. Bundan sonrası da normal bir poison build'iymiş gibi kaos damage ve damage over gibi buff'larla hasarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bu build'de ben Nimis'te kullandım. Nimis'i ne bilmiyorsanız bu sezon eklenen bir tane unique. Eater of trofersten düşüyor Uber'inden attığınız projektörlerin geri gelmesini sağlıyor ve projektörlerin rastgele yerlere ekmesini sağlıyor. Spark'ın rastgele yer bizim için iyi oluyor. Bu kötü bir özellikmiş gibi. Doğum normalde bazı skillleri bozuyor bu özellik. Kötü bir özellik gibi oluyor. Ama Spark'ta çok daha iyi bir özellik oluyor. Projektörler gidiyor. Sekiyor birkaç kere sonra bize geri geliyor. Bize gidip bir daha sekiyor. Böyle bir projektörle çok fazla kalmış oluyor bu sayede. Özellikle bu Maven savaşlarında, Maven arasındaki gibi savaşlarda, küçük yerlerde ekran full Spark'la doluyor. Ve bu Spark'ların hepsi de poison vuruyor ve biz çok fazla poison stackleyebiliyoruz bosslar üzerinde veya normal canavarlar üzerinde. Burada arkada kliplerde de görürsünüz mesela ben 1-2 tanesi vursa bile Spark'ın öyle bir poison bırakıyor ki 12 saniyelik 13 saniyelik poison bırakıyor. O poison Canavarı direkt öldürüyor. Ben hiç başka vurmasam bile 3-4 tane Spark'ın vurduğu Poison direkt yok ediyor. Canavarı canlı gitmesini sağlıyor. Burada karakterimiz çok da bir karakter değil. Onu da söyleyeyim. Burada 3600 canımız var. Canımız çok fazla değil. Ama defansımız alabildiğimiz kadar almaya çalıştık. Burada bu Progenesis Flask'ını da kullanıyoruz. Bu Flask'ı kullanmaktan biraz daha defansif olmaya çalışıyoruz. Bu build'de Simlacrum 30 yapıldı. Ama şöyle de bir şey var. Mesela bir kere yaptım Simlacrum 30'u. Diğerinde 15. wave'de öldüğüm de oluyor yani böyle biraz şansa da dayalı Hani yapabilirse eğer çok saçma modlar gelmese simulacrum 30'da da yapabiliyorsunuz Oyundaki normal bossların hepsini kesebiliyorsunuz Überlilerin hiçbirini denemedim überleri ben dediğim gibi licksona'lar denemeyi düşünmüyorum Normal mapları zaten çok iyi özellikle map mapte yapacağınız bir farm varsa mapteki bütün farmlara uygun bu Ne bileyim legion'dır, bridge'dir, essence'dir, harvest'dir Ne farmlayacaksanız mapteki her şeye uygun e, Maven farmlayacaksanız maven de çok uygun veya maven arenasındaki davetleri farmlayacaksanız öyle şeyler için çok uygun bir build. Burada tabi build fiyatını da söyleyeyim. Bu build'i ben 120 divine e yaptım ve ucuz bir build değil yani onu da söyleyeyim. Biraz pahalı bir build. 120 divine'a e göre verdiği etki bence o kadar iyi değil. Yani 120 divine'da e belki daha güzel build'ler yapılabilir. Fakat eğlenceli build mi? Eğlenceli build. Yani böyle spark oynamak istiyorsanız, poison spark'ı daha önce hiç falan bu tarz build oynayabilirsiniz. Veya buna bakıp bir şeyler öğrenebilirsiniz bu build üzerinden. Şimdi size build'in itemlerini nasıl çalışıyor hepsini tek tek göstereceğim. Burada karakterimiz 95 level'da. Bu karakterle ben 94 level'da çıkmıştım. 5 Fade'den ve birazcık oynadım. Bir iki güdür falan oynuyorum. Karakterle çok ölmedim bu arada. Maplerde bir veya iki kere ölmüşümdür ve level aldım yani öyle. Sadece normal maplerde gezerekten bile level aldım. Karakter şu an 95 level'da. Ona göre de skill ağacını verdik. Şimdi size itemlerini tek tek göstereceğim. Burada tabii ki en önemli itemimiz Ash of Burada fark etseniz belki 27 quality, 30 quality değil. Çünkü 50 quality'ye tamamlamamız lazım. Ben burada Spark'ı 23 quality aldım. Bunu 27 kualite aldım. Öyle tamamladım 50 kualiteyi. Böyle yaparsanız biraz daha ucuza geliyor. Çünkü 30 kualite alırsanız eşit fiyatı bayağı bir artıyor. Fakat bunu 27, bunu 23 kualite alırsanız biraz daha dengeli oluyor. Burada yine diadem kullanıyoruz. Enerji Shield'da manayı çözmek için çok fazla mana isteyen bir skill spark ve mana reservation'da biraz da bu şekilde ayarlıyoruz. Burada tabii enchant'ı da var. Spark 3 tane project atar. Kalkan olarak Azir Reflection kullanıyoruz. Bazı reflection yerine başka kalkanlar da kullanabilirsiniz. Bu arada çok fazla seçenek var burada kullanabileceğiniz. Eğici sonra kullanabilirsiniz veya herhangi bir normal kalkan bile kullanabilirsiniz Rare. Ben burada Azir Reflection kullanmak istiyorum. Azir Reflection da kötü bir kalkan değil bu arada. Curse Immunity veriyor. Curse'nin etkisini arttırıyor. Bir sürü defans veriyor. Biz o, bu, o yüzden ben de Azir Reflection'ı kullanmak istiyordum. Bu build'de kullandım. Burada Wand olarak bunu ben kendim craftladım. Bir level Lightning Spell Skill gemleri Fracture'lı alıyorsunuz. Cast de sensi basıyorsunuz. Lightning Damage Dispers gelinceye kadar sonra da multi mod yapıp bitiriyorsunuz. Bunu craftlaması çok kolay aslında. Base'in alması 5 Divine falan galiba 5 ile 6 Divine arası. Bir Divine'e geçen spamladığınızda bu hale geliyor ama bunu satın alırsanız 20 Divine'e falan satıyorlar bunu. O biraz saçma ama bunu kendiniz yapsanız çok kolay bu. Üstüne de Haros'tan enchant bastık. Elemental damage için. Burada Nimis var. Kullandığımız yüzük. Bu projektörlerin geri gelmesini sağlıyor. Burada bakarsanız attığımızda projektörler gidiyor. Geri geliyor. Bir daha gidiyor. Bir daha geri geliyor. Burada bakarsanız ne kadar süre kalıyor projectile'lar. Bu bununla birlikte de çok fazla projectile yapabiliyoruz bir arenada. Burada detraş kullanıyorum ben. Bunu kullanmamın sebebi mapping için. Maplerde detraş çok güzel oluyor. Çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Yüzük kısmından adrenalin verdiği için daha hızlı koşuyoruz. Burada bosslarda ben bu yüzüğü değiştiriyorum. Bosslarda bu yüzüğü kullanıyorum. Burada altta chaos damage, üstte chaos damage ve life veren bir tane yüzük ayarladım. Bosslarda bunu kullanıyorum. Normal maplerde de ise detraşla devam ediyorum. Body armor olarak Diyalla var burada. Burada diğerle kullanmanıza gerek yok. Skin of the kullanabilirsiniz. Ben diğerlerin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum böyle bu Çünkü Skin of the Lords'u kullanmamızın sebebi Empower'a 2 level verip Park'a da 2 level verip çok fazla levelini arttırmak. Bunların aynısı diğerlerle da Diyala'da yapabiliyoruz. Diğer bir yansa evekün Gem'lerine level veriyor. Skin of the Lords yani 5 level değil de 7 level oluyor. Fakat bence o 5 level'den 7 level çıkması o kadar etkilemiyor evekün Gem'lerine. Mesela 39 mor 40 mor falan çıkıyor. Ama kualitesini 30 arttırırsanız, mesela 50 kualitesi olursa bu kualiteden gelen damage çok daha fazlaymış gibi geliyor bana. Bunu piyovya test ettiğinde daha fazla gösteriyordu. O yüzden ben bunu kullandım burada. Eve ekicemlerin -ev hani bir level alması yerine veya demeci yüzde bir mor damage atması yerine burada 25, 50 increase damage almak daha mantıklı geldi bana. Burada ben Diyala'yı kullandım o yüzden ve burada tabi bir de Corruption'ı aldık. 2 level Duration Cinder, 2 level Dexter oradan geliyor. Ve burada ben Faster Casting kullandım. Spellico'yu kullanmadım. ile oynamayı beceremiyorum. Yani Spellico hiç bana göre değil. Benim oyun tarzıma çok ters. O yüzden ben burada Faster Casting kullandım. Ve Quality de geldiği için çok fazla Cast Speed veriyor. 164 Cast Speed geliyor burada. Burada Skin of Lord kullanırsanız da Elemental Overlord almaya çalışın. Renklere uygun Elemental Overlord almaya çalışın. Eğer siz Skin of Lord kullanacaksanız. Ondan neden alacaksınız birazdan göstereceğim. Burada Eldiven olarak Asena Gentle touch kullanıyoruz. Maplerde her zaman patlama yapmak için hem temp chain hem de despair atıyoruz bütün canavarlara. Bu mape için çok güzel ama bosslarda o kadar iyi değil. Bu bosslarda başka bir eldiven de kullanabilirsiniz. Körslerinizi kendiniz atabilirsiniz elle. Çok daha etkili olur. Özellikle desfiyeri elle atmak çok güçlü. Burada normal bir eldiven kullanıp veya demi çoğurtay multili falan bir eldiven kullanıp körsleri kendiniz otomatik atabilirsiniz. Ben normal furu mapping için yaptığım için bu karakteri Asenat'ın eldivenini kullandım. iki tane körsü. Ayakkabı olarak çok normal bir ayakkabı var. Ekstra bir özelliği yok. Can, Resist, strength ve mumu speed'i var. City şekilde can, resist, strength. Bunun içine de can veren, phasing veren, lightning damage veren bir tane ayca var. Burada Rally'i önceden göstereyim. relikte Spell Damage ve Additional Pierce var. Bu Additional Pierce o kadar önemli değil. Zaten yeterince Pierce'imiz oluyor bizim skill ağacından. Spell Damage güzel. Siz alabiliyorsanız Spell Damage, Lightning Damage, Chaos Damage, Aura Efekti, Mana Reservation gibi şeyler alabilirsiniz. Bu rahatlatır. Burada ben Elemental Overload yaptım bunun üstüne. Bunu da bu Lysia'dan gelen yeni itemlerle yapıyorsunuz. Böyle bir tane elinizin üstüne Keystone ekleyebiliyorsunuz. Ben burada Elemental Overload'u ekledim. Çünkü skill o tarafa gitmiyoruz. Eğer siz bunu satın almak istemiyorsanız dediğim gibi Skill of alabilirsiniz. Lord alıp onun sonunu Elemental Overlord'da alabilirsin. Flask olarak Armor Flask'ı, Mumu Speed Flask'ı ve Vision Flask'ı var. Ve Progenesis var. Bu Progenesis de şöyle işe yarıyor. Hasar yediğinizde hasar direkt yemeniz değil belli bir süreli yemenizi sağlıyor. Burada mesela size bir kişi 1000 vurdu diyelim. 1000 vurduğu hasar 250'sini 4 saniye boyunca yiyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla o en bu mekaniği ben de çok bilmiyorum ama anladığım kadarıyla bu. Ve normal Life Flask'ı kullanıyoruz. İtemleri de bu şekilde. Şimdi gemlerde fantazma spark alıyorsunuz. Bu kaosa çevirmesi için fantazma oluyor. Faster casting, empower, awaken elemental focus, awaken unbound ailment, awaken deadly ailment. Altı linkimiz bu şekilde. Aura olarak grace, purity of elements, enlightenment birlikte determination. Burada divine blessing setupı var. Malevolence, haste, incrustration duration ve divine blessing. Bunların ikisini aynı anda açamıyorsunuz. Geldi ben maplerde haste açıyorum. Boss'a geldiğinde malevolence açıyorum. Burada Defiance Banner var, Vitality var ekstra ağır olarak. Molten Shell ve Custom Banner mage Taken var ekstradan. E, Spell Totem, Multiple Totem ve Wither Setup'ı var. Burada ben e, Wither'ı totemlerle birlikte atıyorum. Ekstradan da Flame Dash ve Herald of Agony var. Ve burada second bağlı e, Flame Dash'e. Ben sadece Flame Dash kullanıyorum. Burada Shield Charge kullanmak isterseniz Shield Charge da kullanabilirsiniz. Bu ilgilenceler de bu şekilde. Skill ağacı çok sade bir skill ağacı var. Çünkü yine bütün puanları Cluster Jewel'larda. Skill ağacını aldığımız çok fazla bir puan yok. Bunu direkt birebir kopyalayabilirsiniz. Burada Class Jewel'larda da Wicked Pole, Touch of Purity ve Unholy Grace var. Bu küçüklerde de A Circling Oblivion ve Septic Spells var. Bunların hepsi aynı olması lazım. Sadece buradakinde aerodinamik ve stream streamlined var. Bu da bir tane ekstra pierce almamızı sağlıyor. Normal 3 pierce e burada alıyoruz. 4 tane pierce zaten bu ülkede oluyor. Relikte aldığımızda 5. pierce oluyor ki o kadar pierce e ihtiyacımız olmuyor. Genelde maplerde bile ben sadece aslında spell damage kısmı için taktım onu. Burada kullanacağımız javel'lar da maximum life, chaos damage, projectile damage, poison damage. Bu tarz javel'lar kullanabilirsiniz. Watcher's Eye olarak burada vitality varken life kazanmayı almanız lazım. Hit başına çünkü çok fazla projektel atıyoruz. Çok fazla hit atıyoruz düşmanlara ve hepsinden bize 25 can geliyor. Bu şekilde de bayağı bir recovery'miz oluyor. Bunun yanında Rath'la birlikte Lightning Damage olarak aldım ben bunu. Esernesi olarak Void Beacon, Withering Presence, Prefail Bloom ve Unholy Authority var. Zaten bunlar Poison Bullet'lerinde klasiktir. Buradan ikinci kör alıyoruz. Burada patlama geliyor buradan rezistleri düşürüyoruz ve buradan da Wither ve kaos geliyor. Yani yan olarak da çok basit bir sikilacı var. Bu sikilacı direkt kopyalayabilirsiniz. Bu Poison Spark Build'in çok farklı yapılış şekilleri var. Çok daha değişik türde yapsanız bile bu Build'in mantığı aynı. Bu Build'in mantığı bildikten sonra dediğim gibi istenen kullanabilirsiniz. Ben bile burada size 2-3 farklı şey söyledim kullanabileceğiniz. Siz bu Build'i yapmak istiyorsanız en azından bir fikriniz olmuştur. Bu Build nasıl çalışıyor, neler yapmak lazım biraz fikriniz olmuştur. Bu Build dediğim gibi 120 divine bir Build. Çok ucuz bir Build değil. Fiyatını hak edecek bu bulut mu onu oynayıp görmeniz lazım veya bu gördüğünüz şeyler hoşunuza gidiyorsa belki olabilir Ama yapmak istiyorsanız buut bu şekilde çalışıyor bulut kombosu falan da çok basit normal de sadece spark atıp geçiyor, geçiyorsunuz Ama bosslarda burada yüzüğü değiştiriyoruz Burada totemlere çıkıyoruz. Bunlar vidır atıyor. Burada şöyle yapabiliyorsunuz. Mesela Valheist'e basıp bunları spamlıyorsunuz, spamlıyorsunuz. Boss çıkınca sizin enerji shield'ınız doluyor. O zaman buna geçiyorsunuz. Mesela Malevolence'ı basıyorsunuz. Focus basıyorsunuz ve atmaya devam ediyorsunuz. Hem önceki heistten kalan sparklar kalmış oluyor. Hem de sonrakiler için Malevolence etkisi sağlamış oluyor. Öyle bir combo yapabiliyorsunuz ki başka da bir kombosu yok. Sadece spark atıyoruz. Öyle hasarımızı vurmaya çalışıyoruz. Burada videoyu bitirmeden önce yine katıldığınız katılın. Teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz destek olmak istiyorsanız aşağıda katıl var katılabilirsiniz. katılan herkese teşekkür ederim. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda, diğer boyutlarda görüşürüz.